Sevgili izleyiciler, Ekopazar ailesi olarak değerli bir arkadaşımızı, dostumuzu, gazeteci yazar Enver Durmuş'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaklaşık 30 yıl Enver Durmuş'la yan yana çalıştık. 1982 yılında Enver Durmuş'la yollarımız aynı gazetede kesişti. Daha sonraki yıllar yine birlikte gazete ve televizyonlarda çalıştık. Enver Durmuş 2000 yılında İHA'dan emekli olduktan sonra birçok TV kanalı için hazırladığımız özel programlarda yerel yönetimlerle ilgili çok başarılı haberlere imza attı. Sevgili kardeşimiz Enver Durmuş'u son yolculuğuna uğurlarken basın, iş ve siyaset dünyasından dostları Şirin Evler Ulu Cami'de onu yalnız bırakmadı. Bakın yakın dostları onun için neler söyledi. Gazeteciliğe sevdalı bir yürek ve haberin peşinde geçen yıllar. Aslına bakılırsa gazeteciliğe adanmış bir ömür dersek hiç de yanlış olmaz. Sevgili izleyiciler, burası Ataşehir. Ataşehir'de yükselen binalar, çalışan insanlar, kamyonlar, dozerler. Evet, bunlar Türkiye'nin hareketliliğini gösteriyor. Gazeteciliğin önemli isimlerinden biriydi Enver Durmuş ve uzun zamandır tedavi görüyordu hastane odasında. 1982 yılında başladığı meslek hayatında önemli işlere imza atan Enver Durmuş, geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede ağırlaştı ve aramızdan ayrıldı. Yeni Devir, Milli Gazete, tercüman ve Türkiye gazetelerinde çalışan Enver Durmuş'un gazetecilik serüveni soluksuz sürdü. Siyaset ve sağlık muhabirliğinin yanı sıra araştırmacı gazetecilik unvanını da ekledi isminin hemen yanına. Ekovitrin Medya Grubu'nda uzun süre yapımcı ve yazar olarak çalıştı. Ve kalemi durdu Türkiye'nin önemli gazetecilerinden biri olan Enver Durmuş'un. Ardında bir eşle 4 çocuk bıraktı ve onu seven dostlarını da. Onu son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyenler cenazesinde buluştu. Enver Durmuş'la tanışmamız 1980 yılı öncesine tanıdır. Kendisini çok iyi tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımdı. Aynı zamanda Ekovitrin Medya Grubu'nda beraber tanıştık. Aynı odayı paylaştık, yapımcı yönetmen olarak. Son derece iyi, dürüst bir insandı. Aynı zamanda kendisi araştırmacı bir gazeteciydi. Bu yönüyle herkese övgülerine mazhar olmuştur. İnsanlara çok iyi iletişim ve kontak halindeydi. İnsanları seven, sevecen bir kişiye sahipti. Uzun yıllarımızı paylaştık. Çok iyi, sevecen, şakacı. Hayatı seven birisiydi, insanları seven birisiydi. Yani geçmişte de bir rahatsızlığı vardı zaten. Ciddi operasyonlar geçirmişti. Ani oldu yani ölümü açıkçası. Allah hepimize sabır versin, başta ailesine sabır versin. Çok üretken, çok saf. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmaz. Sürekli üretimin içinde bulunan. Sosyal ilişkileri. Hiç kimse hakkında kötülük düşündüğünü 25 sene boyunca. Hiç kimseyle kavga etmeyen, problemi olmayan. Çok güzel bir arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin. Enver Durmuş çok değerli bir gazeteci, yazardı. Çok genç yaşta beraber mesleğe başladık. 1980'li yıllarda beraber yaklaşık 30 yıla devirdik. Hemen hemen bu 30 yıl içinde Enver'le ayrı kaldığımız süreler çok azdı. Allah rahmet eylesin. Çok değerliydi. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Hem bu medyada, basın camiasında hayatı orada geçti. Orada yaşadı ve bütün hakikaten biz de kendisinden çok bilgilerinden, deneyimlerinden, tecrübelerinden yararlandık. Basın camiamızın başı sağ olsun Enver Durmuş.
vefalı, çalışkan, dürüst bir gazeteciydi. 25 yıldan fazla bir arkadaşlığımız oldu. Bunun yaklaşık 20 yılı aynı kuruluşlarda geçti. Son 10 yıldır bizim şirketimizle beraber çalışıyorduk. Çok çalışkan bir arkadaşımızdı. Sağlık alanında özellikle yaptığı haberler dikkat çekiciydi. Daha sonra belediyeler konusunda uzmanlaştı. Belediye başkanları arasında çok sevilir ve sayılırdı. Hangi partiden olursa olsun insanların çok sevdiği bir arkadaşımızdı. Çok güzel anılarımız var Enver Durmuş'la. Kendisine Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Acımız büyük tabii. Enver Durmuş'u hangi anlamda ifade etmek gerekir bilemiyorum ama insan olarak bütün özellikleri ve güzellikleri kendine toplamış bir arkadaşımızdı. Gerek basın camiası içerisinde, gerek sosyal ilişkileri açısından uzunca süre arkadaşlıklarımız oldu. Enver merhumun ruhu için lillahi teala'l-Fatiha. Enver Durmuş'u tanımam şöyle oldu. Çok güzel bir insandı. 1978-79-80'li yıllarda tercümanda çalışıyordum. Evim Şirinevler taraftaydı. Her akşam gelişte Enver Durmuş o zaman amcasının Şirinevler Şehit Topel Camisi'nin altında bir kırtasiyede çalışıyordu. Şimdi benim elimde gazeteleri gördükçe, abi gazeteci misin? Evet, tercümandayım. Şu bu falan. Beni de gazeteci yap abi dedi. Ya Enver dedim, gazeteci yapılmaz. Hani de bir aracı vesile oluruz. İşte oradan birkaç ay sonra yavaş yavaş tercümanda başladı. İyi sabretti, iyi dayandı ve çok iyi bir gazeteci oldu. Çok güzel bir insandı, güzel ahlaklı bir insandı, yürekliydi, vatanseverdi ve entelektüel birikimi olan tecrübeli bir gazeteci arkadaşımızdı. 20 yıldan fazla kendisiyle birlikte kader birliği yaptık, birlikte çok yakın mesai yaptık, birlikte çalıştık. Vatana, millete kalemiyle, fikriyle hizmet etti. Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Çok güzel bir insan o kadar. Bir 4 ay kadar önce gelmişti. Epeyce oturmuştuk, bir eski günleri yad etmiştik. Gayet neşeliydi, her zamanki gibi. Tabii Enver'i kaybetmek bizim için çok büyük bir üzüntü ama ne diyebiliriz yani? Bu dünya fani, herkes geliyor, zamanı gelen gidiyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalan çoluk çocuğuna, ailesine, arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Enver genç gazeteciydi ama çalışkan, dinamik. Ben bu saatten sonra yani 50 yıldan sonra ondan hala bir şeyler alıyordum. Ve çevreye daima hizmet eden, yardım eden ve gazeteciydi. Yani günümüzün değil, bizim eski dönemlerin gazetecisiydi. Yani böyle bir insan artık gelmez. Çok değerli, idealist bir gazeteciydi. Ve hakikaten ömrü boyunca hep iyi şeyler yapmak için uğraştı. Güzel haberler hazırladı, röportajları yaptı, televizyon programları yaptı. Kısacası nesli tükenen gazeteciler zümresindendir. Mekanı cennet olsun. Yakın bir dostumdu. Şu an ondan dolayı çok üzgünüm. Kendisi verilen her işi eksiksiz en güzel şekilde yapardı. Yani değerli bir dostu kaybettik. Sadece bir çalışma arkadaşımızı değil. Bundan dolayı üzgünüm. Yıllarca beraber çalıştık. Dini bütün bir insandı. İşini çok severdi. Kendisiyle uzun müddet omuz omuza çalıştık. Herkese iyi niyetli davranan, kimseyi kırmamak için gayret sarf eden bir kardeşimizdi. Bütün camianın başı sağ olsun diyorum. Kendisini çok uzun yıllardır tanıyordum. En ufak bir olumsuzluk aklıma hiç gelmiyor. Basın camiasının gerçekten başı sağ olsun. Yani yeri doldurulamayacak, sessiz, sakin, kendi halinde. Bendeki izlenim tamamen böyle. O şekilde bir gazeteci arkadaşımızla hem yakınlarına hem basın mensubu arkadaşlarıma başsağlığı dileyip acılarını içtenlikle paylaşıyorum. Bir ölümün ardından söyleyecek çok şey var belki. Ama belki de sözün bittiği yer burası.
Seni hep gülen yüzünle, güzel sohbetinle, bitmek bilmeyen meslek aşkınla hatırlayacağız Enver Durmuş.